Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Özkan bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Nasılsınız? Olun. Çok sağ olun. Her şey yolunda. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi çene cerrahisi ayrı bir bölüm galiba değil mi? Diş hekimliğinde. Evet, diş hekimliğinin uzmanlık alanlarından bir tanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü. Hı -hı. Evet, o bölümden bahsediyoruz. Çok merak ediyorum. Hangi sorunda biz size başvururuz? Güzel. Gömülü diş operasyonları, diş kurtarma operasyonları, implant operasyonları Çene yüz estetiği operasyonları bunlar aslında bizim uzmanlık alanımızı içerisinde olan uygulamalarımız arasında diyebiliriz. Hı hı. Aynen. Gömülü dişten kastınız herhalde bu 20 yaş dişleri değil mi? Evet gömülü kalmadıysa çıktıysa evet normal 20 yaş. Eğer ki gömülü kaldıysa diş etinin altında veya çene kemiğinin içerisinde ise de o da gömülü 20 yaş diş statüsüne geçiyor. Peki riskli bir şey midir? Riskli bir ameliyat mıdır? Evet şöyle bir şey var. Şimdi... İlk önce hani normal diş çekimi gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü anatomik farklılıkları var. Normal bir azı dişi olmasına rağmen ağzın en arka tarafında, en arka tarafında pozisyonda aldığı için o nedenle 20 yaş dişi diğer dişlere göre hani kuyunun içerisinde iğne aramak gibi bir şey düşünün. Hmm. En zor alanda çalıştığımız ağız kapalı kutu gibi düşündüğünüz zaman bu da en derin ve en arka tarafta boğaza en yakın olan yerde diye düşünebilirsiniz. Hele bir de anatomik farklılığı varsa yani dişin kökü kendisi anatomisi çok farklıysa yani hı hı. dişin kökü uzun olabilir. İnce, uzun, kıvrık, sarmal yapıya sahip olabilir. Dişin çene kemiği içerisinde kaynama kapasitesi de olabilir. Bu nedenle anatomik farklılıklarına ve pozisyonlarına göre de e, riski de bir o kadar da fazla olmuş Hiçbir oluyor. Şey Risk anlamında kök kırılmasıyla karşılaşabiliyoruz açıkçası. Yani e, diş çekilirken veya de gömülü diş operasyonu yapılırken Kök kırılması olabiliyor. Kök kırıldığı zaman eğer ki çene kemiğinin içerisinden bir tane sinir geçiyor. Kafa tabanından çıktıktan sonra ana sinir bir tanesi de üst çene ve alt çeneye geliyor. Hı hı. Alt çenenin içerisinden gelen sinir bakın şurada aslında kırmızıyla görünen yerde aslında çizili. Dudağı kontrol eden sinir, yüzü kontrol eden sinir yani çene siniri eğer hasar aldıysa dudak felci veya kısmı yüz felcine kadar götürebiliyor. O nedenle o kadar ciddi? Aynen tabii ki, kesinlikle. Biz ne diyoruz? 20 yaş dişim gömülü kalmış. Anatomik farklılıktan dolayı en arka olma da dişle olmasından dolayı boğaza yutağa bile kaçabiliyor. Aspire edebiliyoruz. Akciğer ve solunum yoluyla kaçma riski olabiliyor. Veya da e, çekimin bir kere hani e, çene kay kemiğine kaynama riskinden dolayı çekimi zor olabiliyor dişetlerine e, en güzel şekilde davranmamız hatta iç tarafında yani dişetinin iç tarafında tam gömül gömülü diş, e, 20 yaş dişinin tam iç tarafında e, dil siniri geçiyor dilim felç olma durumu olabiliyor o yüzden hani biz 20 onları, yaş dişin aynen Aa. öyle bakın kısmi yüz felcinden dudak felcinden dil felcinden dil uyuşukluğundan bahsediyoruz o yüzden hani bir de çene sinirine en yakın yerde lokalize pozisyon almış bir dişten bahsediyoruz o yüzden gömülü 20 yaş veya da 20 yaş dişi deyip geçmememiz çok daha sağlıklı olur. Bu